Merhaba arkadaşlar, sohbetimize devam ediyoruz. Hafız İbni Hacer Eskelani Hazretleri'nin Bulugul Meram adlı eserinin temizlik kitabında pisliğin giderilmesi bölümünde 30 no'lu hadisi okuyoruz. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meniyi yıkar, sonra o elbise içinde namaza çıkardı. Ben yıkamaktan hasıl olan esere bakıyordum. Yani yıkamaktan hasıl olan izine. Tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meniyi yıkar. Sonra o elbise içinde namaza çıkardı. Ben yıkamaktan hasıl olan esere bakıyordum. Bu hadis-i şerif muttefekun aleyhtir. Müslim'de şöyle geçmiştir hadisin lafzı. Ben onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden iyice ovuyordum. Bunu müteakip o elbiselerin içinde namaz kılıyordu. Tekrar ediyorum. Ben onu yani meniyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden iyice ovuyordum. Bunun müteakiben o elbise içinde o namaz kılıyordu. Yine Müslim'de şöyle bir rivayet de vardır. Meni kuru olursa onu ben tırnağım ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesinden kazıyordum. Bu hadis-i şerifi İmam Buhari Hazreti Ayşe'den çeşitli lafızlarla tahric etmiştir. Bunlarda Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın meniyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesinden yıkadığı belirtilmekte ve bazısında yıkamanın eseri elbisede su lekeleri şeklinde görüküyordu denmiştir. Bazılarında da suyun lekeleri elbisesinde olduğu halde namaza çıkıyordu denmiştir. Yine ifade, diğer bir ifade, onda yıkamaktan hasıl eser su lekeleriydi buyurdu. Yine bir başkasında ise sonra o eseri elbisede leke veya lekeler halinde görürdüm. Ancak hadisin ravi zincirinde Bezzar itirazda bulunmuş ve Süleyman bin Yesar'ın Hazreti Ayşe'den nakil yaptığı bu hadiste Süleyman'ın Hazreti Ayşe'den hadis işitmediğini beyan etmiştir. Fakat hem İmam Buhari hem İmam Müslim bu sahihlerini alarak Süleyman'ın Ayşe radıyallahu anh'dan merfu olarak hadisi nakletmesinin sahih olduğunu göstermiş oldular. Bu hadis çeşitli fıkıh alimleri tarafından farklı yorumlanmıştır. Mesela meniyi pis kabul eden Hanefiler, Malikiler ve bir rivayetinde de Ahmet bin Hanbel'in delili olarak bu hadis gösterilmiştir. Bunlara göre yıkamakla ancak pis olan bir şey için gereklidir. Bu hadislerde meninin, insan menisinin sidik, kazurat gibi vücuttan çıkan pis şeylere kıyas edilmiş ve onlar nasıl yıkandıysa burada da meninin yıkanarak giderildiği ifade edilmiştir. Bunlara göre yıkamanın dışında meniyi yıkamak icabet etmektedir. Oğuşturmakla veya kazımakla temizleneceğini ifade eden hadisleri ise tevil etmişlerdir. İmam Şafii Hazretleri ise meninin temiz olduğunu beyan etmiştir. İmam Şafii Hazretleri'nin meninin temiz olduğuna bu hadisi de delil göstermiştir. Onun sebebi bu hadiste çeşitli yerde meninin yıkanacak olmasının ifade edilmesi.